Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şubat ayının yay burcunun açılımını yapacağız. İlk iki haftaya niyet ettim ben. Sizde güzel niyetlerinizi tutun arkadaşlar. Öncelik olarak açılıma geçmeden önce e, bilgilendirmek istediğim bir konu var arkadaşlar. E, normalde ben tarot açılımlarımı e, bireysel danışmanlarıma yapıyordum. Ee, Youtube'dan da hani video istediniz yapar mısınız diye yapmaya karar vermiştim açıkçası ee, bu kanalı atınca da e, karıştığını söylediniz o yüzden ikinci bir kanal açıp da oradan devam edecektim normalde böyleydi Youtube'dan bir e, mail geldi bazı kanalları kapattıklarını işte riskli kanal olduğunu falan ben reklam vermiyorum belki ondan kaynaklı olabilir ee, belki vermek gerekiyordur, bilmiyorum. Ee, Bunun az ya arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Onun için bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Ee, açıklamaya ben bir tane kanalımın e, yeni bir kanal açmıştım zaten. Tarot açılımları için. Eğer e, bir ihtimal bu kanalımızın kapanma durumu olursa açıklamaya bırakacağım e, linkten yeni kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlar ortada tarot açılımlarımı yapıyordum normalde. Ama olası bir durumda e, eğer bu kanalımız kapatılırsa ki şu anda öyle bir şey yok aslında. Onu da söyleyeyim. Bu kanala aboneliğinizi iptal etmeyin. Onu da söyleyeyim. Eğer bu kanalda e, olası bir durumda kapama olursa Diğer açıklamaya bırakacağım linkteki kanalımdan açılımlarımı e, yine aynı şekilde 12 burç olaraktan e, aylık olarak yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Açılımlarımı bu şekilde devam edeceğim. Bilginiz olsun diye önceden söylemek istiyorum. E, bakalım YouTube ne karar verir hiç bilmiyorum. E, bu kanalda şimdilik devam edeceğim. Sadece ek olarak eğer bu kanal kapanırsa diye ben şimdiden e, hani erkenden sizlere bilgilendirmek istiyorum. Çünkü çok güzel hani desteğiniz var. E, teşekkür ederim. Sizler sayesinde çok hızlı bir şekilde büyümüştük. E, dediğim gibi sizlerin bana ulaşabilmesi ve açılımlarımı e, dinleyebilmeniz için arkadaşlar ikinci bir tane kanalım var. E, dediğim gibi oraya da şimdiden abone olabilirsiniz. Zaten normalde Kahve falı açılımlarımı bu kanalda yapıyordum. Tarot açılımlarımı da diğer kanalımda yapıyordum. Karışmasın diyeydi bu. Ama olası bir durumda dediğim gibi e, bu kanalım e, kapatılırsa e, tarot açılımlarını yaptığım kanalım. Yani açıklamaya bırakacağım linkteki kanalıma şimdiden abone olmanızı e, isteyebilirim. Çünkü oradan ulaşabilirsiniz artık bana. Bunun da bilgilendirmesini yapayım. Bu kanalımız da şu anda aktif. Ben e, bu kanalda da video paylaşıyorum. Diğer kanalımda da video paylaşıyorum. E, dediğim gibi arkadaşlar bu kanalda da şu anda aboneliniz devam edebilir. Diğer e, linkteki kanalıma da abone olabilirsiniz şimdiden. Evet arkadaşlar şimdi e, yay burçlarının Açılımını yapacağız. Şubat ayının ilk iki haftasına niyet ettim ben. Siz de güzel niyetlerinizi tutun. Açılıma geçmeden önce güzel niyetlerinizi tutun. Ve lütfen arkadaşlar e, videonun güzel enerjisini almak için sakin, e, böyle rahat bir ortamda izleyin. Alın çayınızı kahvenizi rahat bir ortamda izleyin. Güzel enerjiyi alın. Kötü enerjiyi unutun gitsin arkadaşlar videodan sonra. Eklemek istediğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Galiba yok. Olursa da zaten e, yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İletişim numaramı da veriyorum zaten. E, dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz. E, son kez söylemek istiyorum. Açıklamaya bir tane kanal linki bırakacağım. Oradan e, diğer kanalıma abone olun arkadaşlar. E, eğer bu kanal kapatılma gibi bir durum yaşarsa oradan e, kahve falı ve tarot açılımlarımı o kanaldan devam ettireceğim. Bilginiz olsun. çünkü hani nasıl ulaşacağız diye sormuşlardı diğer burçlardan. Sizin de bilginiz olsun diye Yay burcunda da bilgilendirmiş olalım. Yükselen ve Ay burcu da Yay olan arkadaşlar izlemeyi lütfen ihmal etmesinler. açılımımızı hemen açılımımıza geçelim. Şöyle hemen sizlere fincanınızı göstermek istiyorum. Hmm, çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın baya hareketli bir dönem sizleri bekliyor. Ee, i̇şleri yetiştirmekte zorlanabilirsiniz. Bunalabilirsiniz. Ee, artık yeter bu kadar sorumluluk benim üzerimde fazla diyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanların sorumluluğunu da kendi üzerinize aldığınızı gösteriyor. Ee, resmen sorumluluklarınız dağ gibi kabarmış. Ee, siz bir artık patlama noktasına gerilmeye sinirleriniz yay gibi gerilmiş arkadaşlar bir patlama noktasına gelmişsiniz. Ee, birden hiç Ummadığınız bir yerde sakinliğinizi normalde koruyorsunuz ama e, pat diye bir yerde patlama durumunuz var arkadaşlar. Bakın e, iki tane probleminiz var böyle sürekli düşündüğünüz. Bunların arkadaşlar artık yüzmüş yüzmüş de kuyruğuna gelmişsiniz. Bakın... E, burada çok yara aldığınızı bu problemlerden kaynaklı yara aldığınızı e, psikolojik problemler yaşadığınızı bu problemleri çözmek için çok savaş verdiğinizi gösteriyor aynı zamanda e, kendinize de bir savaş halindesiniz bakın burada e, biraz daha kendinizi değil de bu problemleri yaşatanlar dışarıdaki insanlar siz oturduğunuz yerde kendinize problem çıkarmıyorsunuz arkadaşlar etrafınızdaki insanlar problemlerini size e, problemlerine size dahil ediyor buna müsaade etmemeniz gerektiğine problemli insanlardan uzak durmanız gerektiği çıkıyor bir de arkadaşlar bakın yılan çıkmış e, ağzını henüz açmamış ama açtığında birçok kişiye sizinle beraber birçok kişiyi zehirleyeceği gösteriyor. Bu kişiye dikkat etmeniz gerektiğini de gösteriyor. E, bu kişiye çevresindekilere sürekli kötü yorumlar, senden aldığını onu ondan aldığını ona götüren, sürekli kötü yorum yapan, işte aldığı sırrı saklamadan bire beş katarak etrafına anlatan bir insan. O yüzden de dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar arasında problemleri çözebileceğine inandıkları için size gelen insanlar var. Bir kişi diğeriyle problemini gelip sana anlatıp da size anlatıp da e, şu kişiyle beni barıştır. Belki eşler arasında problemi e, size yansıtabilirler ve e, ortak bir noktada buluşmak için sizden yardım isteyebilirler arkadaşlar. Bu ara hal ve hareketlerinize çok dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar. Ee, yani böyle bakış açınız bakışınız dahi yanlış anlaşılmaya sebebiyet verip de tartışmaya söz konusu olacak durumlar var arkadaşlar sözlerinize dikkat edin kendi hanenizin içinde bile siz e, doğruyu söyleseniz de düzgün bir şekilde konuşsanız da e, zıt anlayıp da tartışmaya götürecek olaylar var hane ve iş yerinde görünüyor Dilinize kesinlikle dikkat edin diyor. Bakın çok samimi de olsanız dostluklarınızda bir bozulma olacağını, ama bu dönemin de geçici olacağını gösteriyor fincanınız. Bakın düşman olarak gördüğünüz birileri mi var? Şurada o kişinin, o kişilerin. Ee, sürekli böyle laf 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 sürekli böyle arkanızdan laf gezdirip de sizin yüzünüze güldüğünü gösteriyor sizinle uğraşan birilerinin olduğunu gösteriyor öyle söyleyeyim ee, bu uğraşan iki kişi sanki böyle hayatınızı mahvetmeye adamış gibi görünüyor kendilerine bu iki kişi arkadaşlar birbirlerinin düşecek bir olaydan ötürü sizinle uğraşmayı bırakacaklar arkadaşlar. Bakın şuradakini hemen göstermek istiyorum. Size iyi görünüp de arkanızdan sırlar saklayan, işler çeviren birisinin olduğunu gösteriyor. Ama kendi yüzüne koskocaman bir Maske takmış sadece ağzı açık ve sürekli kötü yorumlardan ibaret olan konuşmaları var. Gözleri sürekli sizin hal ve hareketlerinizde işte ne yapmış nereye gitmiş kiminle konuşmuş ne konuşmuş diye sürekli sizi takip ettiği görülüyor bu konuda sizi uyarıyor arkadaşlar bakın bu kişinin emeline ulaşmamasını sağlayın. Çünkü bu kişi size sizin hayatınıza kötülük getireceğini gösteriyor. bu kişiye kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla hayatınızı, hanenizi resmen deşiyor arkadaşlar. Karanlık bir dönemden aydınlık bir döneme doğru çıkışınız. Bakın dibi gördünüz ama artık e, yukarıya doğru böyle aydınlık bir döneme doğru geçişiniz söz konusu. Eğer bir iş yapmak gibi bir niyetiniz, dükkan açmak gibi ve ortaklıkla yapmak gibi bir durumunuz varsa çok ideal bir zamandasınız arkadaşlar. Aranızda sıkıntı olan biri, böyle kapıyı kapattığınız biri varsa arkadaşlar bu kişinin size tekrardan geri dönüş yapıp da aranızdaki buzları eritme durumu söz konusu olacak. Aranızda çok güzel bir uyum olduğunu gösteriyor. Aslında e, beraber aynı ortamdayken çok mutlu olduğunuzu da gösteriyor ve e, barıştığınız takdirde güzel günlerin başlangıcı olarak gösteriyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kendinizi geliştirmek istediğiniz bir şey mi var? Bir konuda uzmanlaşmak gibi, e, yani bir şey, bir beceri elde etmek gibi, e, bir beceri öğrenmek gibi öyle söyleyim. Bu işte eğer, bakın arkası çok temiz çıkmış. Bir iş yapmaya, yeni bir şey yapmaya niyetlendiyseniz, arkası çok temiz çıkmış. E, bu öğreneceğiniz meslekte diyeyim ben ya da yapacağınız işte. Ee, uzmanlaşıp da bu işi öğrenip de sonrasında bir para kazanma maddiyat kazanma durumunuz var arkadaşlar ee, zaten sonraki çorap söküğü gibi gelmiş düzenli olarak aylık olarak e, bir para elde edebileceğinizi gösteriyor çok güzel arkadaşlar bakın şurada balığınız çıkmış ee, bir nasibiniz var nasipten ziyade eğer beklediğiniz çok 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 güzel bir peşinde de çünkü hediye paketi var ee, beklediğiniz bir haber size bir zarfla gelecek bir mesajla gelecek bir haberden bahsediyor bizlere ee, bu haberi aldığınızda bu zarfı elinize aldığınızda e, sevinç çığlıkları atacaksınız arkadaşlar çok mutlu olacağınızı gösteriyor bakın aynı işi birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışıp da e, sıkıntıya düşme durumunuz var arkadaşlar ee, aynı gün içerisinde birden fazla işi yapmayın. Günlere bölün. Sizin için daha iyi olacaktır. Bir de şurada hasta yatan, e, başında da sizin beklediğiniz biri var. Bir vefat haberi olabilir. Sağlığıyla ilgili endişe ettiğiniz birisi olabilir. Ee, bundan ziyade arkadaşlar bir rahatsızlık geçirip de e, ee, kısa, kısa vadeli olacak ama bu rahatsızlık. Ee, kısa vadeli dediğimde yine bir iki ayı bulur ama onu da söylemek istiyorum. Çünkü bir müddettir yattığını gösteriyor. Bu kişiden yeni de haberiniz olabilir. Onu da söyleyeyim. E, ee, haberi alınca bir şaşırma durumunuz. Hemen onun yanına gitmek istemeniz. Ee, onu görmek istemeniz durumu söz konusu ama... Çok uzun sürmeyecek toparlanacağını da gösteriyor arkadaşlar. Sonradan ayağa kalkacağını da gösteriyor bakın hayatınıza dediğim gibi karışan birileri var Böyle sürekli gözetim altında gibisiniz Bir iş yapmak isterken birilerini ikna etmeniz gerektiğini gösteriyor. Ee, bu hayatınıza karışan birden fazla kişinin olduğunu da gösteriyor arkadaşlar artık bunlara dur demeniz gerektiğini de gösteriyor Ben size söyleyeyim Evet ben hemen tabağınıza da geçmek istiyorum. Yay burçları bakın sıkıntılarınız gerçekten e, düşündüğünüzden tahmininizden daha hızlı bir şekilde hayatınızdan çıkacak arkadaşlar merak etmeyin. Çok fazla taktığınız için çok fazla düşündüğünüz için enerjisel olarak da kendi hayatınıza tuttuğunuz sıkıntılarınız var. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bireysel açılımlar yapıyorum. Ee, özel bakımlar yapıyorum. 545 766 16 24 nolu telefonumdan ee, WhatsApp üzerinden mesaj atarak adınızı yazın. WhatsApp üzerinden mesaj atın. En kısa zamanda size geri dönüş yaparım arkadaşlar. Mutlaka geri dönüş yaparım. Ee, Randevu veriyoruz çünkü o şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle e, hemen tabağınızı göstermek istiyorum. Bakın zirveye doğru bazı yapmak istedikleriniz gözünüzde o kadar büyümüş ki e, böyle büyüttüğünüz için yapmaktan vazgeçtiğiniz işleri gösteriyor. Ama bu e, dağ gibi büyüttüğünüz, gözünde ay ben yapamam diye düşündüğünüz konular var ya, bunlar arkadaşlar zamanla o kadar çok gözünüzde küçülecek ki bir günde yapılabilecek bir iş, yani 5 saniyede yapılabilecek bir iş gibi ee, sizin gözünüze görünecek ve bu ertelediğiniz e, yarı yolda bıraktığınız işleri tamamlama durumunuz söz konusu arkadaşlar. Bir şeyleri ertelemeyin. Ee, bakın başlamak zaten e, başarmanın yarısıdır derler ya. Gerçekten öyle. Yeter ki bir adım atın. Sonrasında arkadaşlar hem çok güzel bir şekilde zirveye çıkıyorsunuz ve sizi uyarıyor arkadaşlar. Adında L harfi bulunan Bakın adında L harfi bulunan birine karşı dikkat etmeniz gerektiğini, zirvedeyken ayağınızı kaydırmak istediğini gösteriyor. Bu kişiye dikkat edin arkadaşlar. Ee, sizi e, tek başınıza başardığınız bir olayda e, "Ben kazandım" diye, "Ben başardım" diye sevinç çığlıkları atıp bunu herkese duyuracağınız zaman adında L harfi olan birisi sizin ayağınızı kaydırıp da sizin yerinize geçme sizde resmen gözü var sizin yerinize geçmek gibi bir düşüncesi var bakın arkadaşlar gerçekten bu kişiye çok dikkat edin çok net çıkmış net çıkan şeyler de çok kısa bir zamanda olur arkadaşlar o yüzden dikkat edin bundan ziyade arkadaşlar bakın duygusal durumlarınızda çöküşler inişler yükselişler ee, bu tür durumlar yaşayabilirsiniz. 5 dakika önce sinirliyken 5 dakika sonra gülebilirsiniz. Ee, mutlu olacağınız insanların yanında olmanızda fayda var arkadaşlar. Eşya topluyorsunuz. Bir yerden bir yere taşınma durumunuz mu var? Valizlerinizi hazırlamışsınız. Eşyalarınızı toplamışsınız. Hadi bana güle güle diyorsunuz resmen ve arkanızda birilerini bırakarak yolculuğa çıkıyorsunuz. Gurbete çalışmaya mı gidiyorsunuz? Bakın düzenli bir işe doğru adım attığınızı gösteriyor ama sonrası var bu işin ee, yani bir sene kadar bu işte kalırsanız sonrasında gayet güzel bir iş hayatınızın olacağını gösteriyor. Bakın bir nasip beklerken iki tane nasibinizin peş peşe geleceğini dua ettiğiniz e, işlerinizin olduğunu böyle gece yastığı kafanızı koyduğunuzda işte şu iş olsun diye de çok dua ettiğiniz bir olayı gösteriyor arkadaşlar bir işi gösteriyor dualarınızın kabulü çok güzel arkadaşlar dualarınızın e, kabulünün gerçekleşeceğini gösteriyor bizlere sevinçten gözyaşı dökme durumu. Ee, güzel haberlerle beraber ee, çok güzel sevinçten gözyaşı dökme durumunuz olacak arkadaşlar ee, bundan ziyade arkadaşlar bakın ee, hayatında yanlış istemiyorum diye kapıyı böyle tamamen kapattığınız birileri var birinci derece kan bağı olan insanlar olarak görüyorum ben bunları e, kapıyı kapatmışsınız çünkü bu insanların yalanlarını yakalamışsınız e, kötü sözlerini yüzünüze güldüğünü arkanızdan iş çevirdiğini yakalamışsınız ve bundan kaynaklı da arkadaşlar kapıyı öyle bir kapatmışsınız ki halen daha siz kapıyı kapatmanıza rağmen halen daha arkanızdan konuştuğunu gösteriyor bırakın e, kendi kötülüklerinde boğulsunlar. Size zararları dokunamayacak arkadaşlar merak etmeyin. Bakın bir gelinlik figürümüz de var. Evlenmek niyetinde misiniz? Böyle bir dönemden mi geçiyorsunuz? Nişanlı mısınız? Ee, ya da ilişkiniz var ilerletmek istiyorsunuz. Şu an tam zamanı. Hayatınızdaki kişinin doğru kişi olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde eğer evliyseniz ve problemleriniz, bakın evliliğin ardında problemlerin konuşulmayan, e, ertelenen, çözümü ertelenen problemleri gösteriyor evliliğinizin üstünde. Bunları oturup konuşup da çözülmesi gerektiğini, iki tarafında e, kendinden ödün vererek alttan alarak bir şeylerin çözümü görünüyor arkadaşlar. Hayatınızda biri yoksa, bakın sevgili Yay burçları. Hayatınızda biri yoksa ciddi bir adım atacağınız bir dönemdesiniz. Güzel bir başlangıçlar olabilir. Evet arkadaşlar, üzüntüden sonra mutluluk demiştim ki gerçekten çok güzel çıkmış. Bakın bir olgunlaşma dönemindesiniz. Bazı kötü olaylarla beraber sınandığınızı gösteriyor. Bir sınavdan geçiyorsunuz. Kötü olaylarınız var ama bir sınavdan geçtiğinizi ve bu sınavdan da gayet olumlu çıkacağınızı, olgunlaşarak çıkacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Çok güzel çıkmış sevgili yay burçları. E, fincanınız çok güzel çıktı. Şubat ayınız bayağı gümbür gümbür geliyor. E, açılımı yaptım arkadaşlar yay burcunun ilk 2 hafta şubat ayının ilk iki haftasına niyet etmiştim dediğim gibi arkadaşlar kahve falı açılımlarını e, eğer burada e, kanalımda şey yapamazsanız ulaşamazsanız açıklamaya link bırakacağım lütfen oraya şimdiden abone olursanız çok 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 sevinirim ee, buradan ulaşamazsanız bana o kanalda açılımlarımı yapmaya devam edeceğim kahve ve tarot olarak şimdiden haberiniz olsun demiştim evet arkadaşlar çok güzel bir ay yay burçlarını bekliyor eee Yeni videolarımızdan da anında haberdar olmak için arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Videoma da beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Belki YouTube'un algoritmasına mı giremedik bilmiyorum ama böyle bir problemimiz var. Sizlerle de bilgilendirmek istemiştim. Bir emoji, bir e, yorum dahi yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Videonun güzel enerjisini alın. Kötü enerjiyi lütfen unutun, gitsin. E, videonun da e, arkadaşlar gerçekten güzel enerjiyi aldıktan sonra kötü enerji bırakın e, gitsin, unutun. Daha iyi olacaktır sizin için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.